Merhaba arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir karanfil çiçek yapacağız. Önce bu zeminini başlayacağız. İki tane ipimi aldım. Birincisi yeşil ipim, ikincisi de bordo ipi kullanıyorum. Siz zemini gene yeşil ama üstünü başka bir renklerde, elinizdeki iplerle de kullanabilirsiniz. Hemen şimdi yeşilini başlıyoruz. Yeşilini de alt kısmı, yani şurayla başlayacağız. Bu mesafeyi isterseniz daha geniş, daha sık yapabilirsiniz. İsterseniz de uzun da kullanabilirsiniz. Ben bu kadarlık bunu sonra çöp şişle altına geçireceğim için bu kadarlık mesafe bana yeterli kalıyor. Tığımda 3,5 milimlik bir tığ ve makasım var. İpin kalınlığı, inceliği çok önemli değil benim için. Sizlere de öyle olabilir yani. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip önce bir sihirli halkamızı oluşturacağız. Sihirli halkamızı 6 adet kullanacağız. 6 adet sık iğne ile dolduracağız. Bu birincisi. 1 2 3 4 5 6 Hemen sıkıyoruz. Son ilk baştaki zincirime tığımı geçirip kapanış yapacağız. Evet. Sonra tek bir zincir çekip şimdi buradaki yerlere 6 tane biliyorsunuz sık iğne yaptık. Şimdi bu hepsine ikişer tane zincirini, bir zincirimizin içine ikişer tane sık iğne yaparak toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. İlk sık iğnemizi yapıyorum. İlk zincirime. Sonra aynı zincirime ikinci diğer zincirimi atlıyorum. Üçüncü sık iğnem. 4 5 6 Yandaki zincirime geçiyorum. 7 8 Yandaki zincirime geçiyorum. 9 toplamda 12 tane oldu. Hemen yan tarafına sabitliyorum. Burada da 3. sıramızda teker teker batıyoruz. Yani de toplamda 12 tane olacak. Her bir zincirimize birer tane batıyoruz. 5 6 7 8 9
tarafa sabitliyoruz. Burada hiçbir arttırma yapmıyoruz. Sürekli, yani şu kısma gelene kadar 7 sıra yapmış olacağız. Yani hiç arttırma yapmadan. Hemen yan taraftan başlıyoruz. Her bir zincirimize birer tane batıp 13 tane 5 sıra şeklinde tamamlıyoruz. Ben bu sıraları tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bu sırayı tamamladım. Hiç arttırma yapmamıştık. Şimdi burada hemen son çeyrek ve bir zincirle çekip kapattım. Şimdi bu ipimize geçiyoruz. Onun içinde üstünde içeriden bunları sadece bir sıra gideceğiz. Aynı işlemle. Ve kapanışı yapıyoruz. Burası zemin kısmı. Şimdi üst kısmı kısmına, yani karanfil bölgesini yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Tığımı bir kere doluyorum. Aynı yere, yani ilk zincirimize 3'er tane trabzan yapıyoruz. Soldu. Pardon, 4 tane piyaz. İlk sıramda 4 tane trabzan yapmış olacağız. Dört adet yaptık. 1, 2, 3, 4. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yan zincirimize geçiyorum. Tığımı doluyorum. 4 tane de trabzan gene yanına yapıyorum. İlk katımızda 4 tane trabzan, ikinci ve üçüncü katımızda da 3 tane trabzanla işlemimizi bitireceğiz. 2 oldu. 3 4 Yandaki zincirimize geçiyorum. Tığımı doladım. 2 2 çekiyoruz. Oldu. Dördüncüyü yaptık. Hemen yandaki zincirimizi çek. Oraya da 4 tane trabzan. Yani bu sırayı bu şekilde tamamlayıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar.
Bu anda modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmış bulunmakta. Şimdi sol sıramızda da yine 4 tane yapıyorum. Sonra kapanış yapacağız. 1 2 3 4 Şimdi buradaki son başta başladığımız zincirin tam ortasından çekiyorum. Hemen bir tane zincirle. Şimdi burada da ikinci katımızda da her bir deliğe üçer tane şey yapıyoruz. Trabzan yapacağız. Altta 4 tane trabzan bu. İkinci sıramızda 3 tane olacak. 3 zincir çekiyoruz. 2 oldu. 3. Sıramızı doladık. Tek bir zincire üçer tane trabzan çekiyorum. 1, 2, 3 oldu. Yandaki zincire geçiyoruz. Sıramı doladım. 2 3. Hemen yandaki sıraya geçelim. 1 2. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ikinci sırayı da bu şekilde yaptım. Karanfil oluşmaktadır. Şu anda son iki sıram kaldı. Şu iki sıramı da bitirip bir üst sıraya geçeceğiz. Sıramı doladım. Ne yapıyorduk? Üçer tane trabzan yapıp 2 3 ve son sıramız birinci trabzan. Ve 3. Şimdi burada da ilk başladığımız yerdeki zincirimize çekip sabitliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi karanfilimiz son sırayla birlikte tamamıyla oluşmuş olacak. Şimdi 3. sıramızda da 3 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı işlem şeklinde yapıyoruz. İlk zincirimize 3'er tane batıyoruz. 1, 2, 3 oldu. Yandaki zincirimizi açıyoruz. Buna da aynı şekilde 3'er tane trabzan. 'de. Biliyorsunuz başlarken dörderli şekilde her zincire dörderli battık. İkinci sıramızda üçerli battık. Yani üçlü trabzan yaptık. Ve üçüncü sıramızda da gene aynı şekilde üçlü olarak böyle bu şekilde sırayı da tamamlayıp bu şekilde oluşacak. Ben bunu tamamlayıp geliyorum. Evet, 3. sırayı da tamamladım. Son 2 sıram kaldı. Şimdi ilmeğimi de bitirip kapanışı yapacağız. 1 2
modelimiz bitti. Modelimiz oluştu. Şimdi bu taraftaki son taraftaki şu şekli verebilmek için de hiçbir zorluğu olmadan bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki zincire geçiyorum. Buradan da çekiyorum. Kaydırma işlemi yapıyoruz. Takıldı ipimiz. Kaydırma tekniği, zincir, kaydırma tekniği, zincir, bir adet zincir, iki, kaydırma şekli, zincir. Modelimizi bitireceğiz.